Gerek sahne şovları gerek sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ece Seçkin, uzman psikolog Gökhan Çınar'ın YouTube'da yayınlanan Katarsis programına konuk olmuştu. Şimdilerde çok iyi hissediyorum. Programa çocukluğunu anlatarak başlayan şarkıcı, yakın dönemde yaşadığı alerjik durumu anlatmıştı. Seçkin, o günleri şu sözlerle ifade etmişti. Alıntı metni, beni evden çıkamayacak duruma soktu. Normalinde Başak Burcu'yum, çok titiz ve düzenliyimdir. Bunların artık kontrolden çıkması ve vücudumun buna alerjik bir reaksiyon vermesi beni evden sokağa çıkaramayacak hale soktu, diyen şarkıcı, kendimi aynada görünce inanamadım. O an benim kıyametim koptu dedim. Yaşadığım acı vücuduma yansıdı. Aynaya baktığımda vücuduma resmen kırbaç vurulmuş gibiydi. Vücudumda bir şeylerin patladığını hissediyordum. Korkunç bir kaşıntı ve batma hissi vardı. 2-3 atak geçirdim. Hepsinin sonu hastanede bitti. Doktorum beni görüp, bu nasıl bir alerji atağı diyerek şaşırdı. Küçük dilin birazdan seni boğacak deyip hemen kortizon verdi. Çok harika doktorlarım var ama bir süre bunu kimse çözemedi. Bana bu stres kaynaklı diyorlar. İfadelerini kullandı. Ece Seçkin'in Karadağ tatilinin sebebi belli oldu. Bu açıklamaları gündem olan Seçkin, geçtiğimiz yıl nikah masasına oturduğu Çağrı Terlemez'in yeni yaşına özel duygusal bir yazı kaleme aldı. Magazin Ece Seçkin'den eşi Çağrı Terlemez'e, seni ve duygularımı kelimelerle ifade etmem imkansız. Çağrı Terlemez, gerek sahne şovları gerek sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Ece Seçkin, uzman psikolog Gökhan Çınar'ın YouTube'da yayınlanan Katarsis programına konuk olmuştu. Şimdilerde çok iyi hissediyorum. Programa çocukluğunu anlatarak başlayan şarkıcı, yakın dönemde yaşadığı alerjik durumu anlatmıştı. Seçkin, o günleri şu sözlerle ifade etmişti. Alıntı metni, beni evden çıkamayacak duruma soktu. Normalinde Başak Burcu'yum, çok titiz ve düzenliyimdir. Bunların artık kontrolden çıkması ve vücudumun buna alerjik bir reaksiyon vermesi beni evden sokağa çıkaramayacak hale soktu, diyen şarkıcı, kendimi aynada görünce inanamadım. O an benim kıyametim koptu dedim. Yaşadığım acı vücuduma yansıdı. Aynaya baktığımda vücuduma resmen kırbaç vurulmuş gibiydi. Vücudumda bir şeylerin patladığını hissediyordum. Korkunç bir kaşıntı ve batma hissi vardı. 2-3 atak geçirdim. Hepsinin sonu hastanede bitti. Doktorum beni görüp, bu nasıl bir alerji atağı diyerek şaşırdı. Küçük dilin birazdan seni boğacak deyip hemen kortizon verdi. Çok harika doktorlarım var ama bir süre bunu kimse çözemedi. Bana bu stres kaynaklı diyorlar. İfadelerini kullandı. Ece Seçkin'in Karadağ tatilinin sebebi belli oldu. Bu açıklamaları gündem olan Seçkin, geçtiğimiz yıl nikah masasına oturduğu Çağrı Terlemez'in yeni yaşına özel duygusal bir yazı kaleme aldı. 2015 yılından bu yana birlikte olduğu eşi Terlemez çekilen fotoğraflarını paylaşan ünlü popçu, Terlemez için üzerinde, kurt bakışlım, ömrüm iyi ki doğdun yazan bir pasta yaptırdı. Seçkin, daha sonra eşine şu sözlerle seslendi, alıntı metni. Ece Seçkin, çizgiyi aştı yorumlar, midem bulandı, Çağrı Terlemez de eşinin paylaşımına, seninle bir yaş daha gençleştim sözleriyle karşılık verdi. Öte yandan eşiyle çekilen fotoğraflarını paylaşan ünlü popçu, Terlemez için üzerinde, kurt bakışlım, ömrüm iyi ki doğdun yazan bir pasta yaptırdı.